bekler. Ama yavaş. Tamam. Bu çayın yarısı nerede? Sence? Ha. Döküldü tabii. Daha önce hiç hayatında çay taşımamış olabilir misin acaba? Yaşamak için geldim. Annenle mi biliyorlar şimdi? Boş versen beni. Annen nerede biliyor? O mu sıktı senin canını bu kadar? Ben senin omzundaki yüklerden biri daha olmak istemiyorum. Ben senin yüklerini azaltmak istiyorum. Ben sadece seni istiyorum. Sadece ben diye bir şey yok ki. Kalmadı elimizde. Ne var peki? Oo. Ne ararsan var. Çöplük gibiyim. Sadece ben yokum kendimde. Ayıklarım ben hepsini. Niye, olmaz mı? Hepsini temizlerim. Geriye sadece Kadir kalır. Hangi birini temizleyeceksin ki? Derdin biri 1000 para benden. Bak o konuda çok zenginim ha. Dünyaya yeter ha. Ha eskiden olsaydı. Daha önce karşıma çıksaydın. O zaman sadece Kadir'i tanırdın herhalde. Daha az kan vurdu. Nasıl biriydin Çöpköy'den önce, İstanbul'a gelmeden önce? Hatırlamıyorum ki. Ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum Firuze. Nasıl biri olduğumu hatırlamıyorum. Bazen yaşadığımı bile hatırlamıyorum ben. Böylece boş boş nefes alıp veriyorum. Sonra şişiyorum, içim şişiyor balon gibi. Sonra tekrar sönüyorum, sonra bir daha. Ha bir de işte önüme ne gelirse ayıklamaya çalışıyorum. Hepsi bu. Bir tek sen mi böylesin?
tek biz mi böyleyiz? Bütün insanlar değil mi böyle? Bilmem, öyledir herhalde. Bak ne güzel söyledin. Balon gibiyiz. İnsan yürüyen bir balondur belki de. Öyle çok da mana yüklememek lazım. Sonra çok şişersen patlayıp ölüyorsun çünkü. Eskiden sabahları kahvaltı hazırlardın bana. Kıymetini bilememişim. Şimdi olsa canımı bile veririm onlar için. Ne oldu? Büşra? Yani şimdi durduk yere can kaybı yaşamayalım, değil mi? Sen bir şey yemeyeceksin. Gel lan buraya. Ne yapıyorsunuz orada? Sizi yine hırsızlar sizi. Ya yok amcacığım, ne hırsızlığı? Göz hakkı sadece. Bak bir de göz hakkı diyor ya Rabbi. Ben size nasıl göstermem? Sen kaç, kaç. Göz hakkı. Yok amcacığım, göz hakkı ya. Bir ona bir bana aldık. Sana göz hakkını göstermem diyeyim ben sana. Yediniz ulan beni. Bir meyve yiyeceksin. Çıkmasak ne olur? Peşimize düşerler. Düşsünler. Dünyanın bütün dertleri onların olsun. Biz buradan hiç çıkmasak, sonsuza kadar sarılsak olmaz mı? Olur mu? Ama bak, yemek yemek, su içmek için çıkmak da yok. Ne çabuk pes ettin hemen ya. Ben anladım seni. Hı. Aç kalalım, sus kalalım diyorsun ama kusura bakma. Ben daha yaşayacağım. Ya deminden bir dert yanan sen değil misin? Yok şöyle derdim var, yok böyle derdim var. E var. Yapacak bir şey yok, yaşayacağız. Yaşayıp ne yapacağız ki? İşte hayatın çerini çöpünü ayıklayacağız. Patlayana kadar. Ha? Dur bir şişe daha var, getireyim. Kaç kere inanıp kaç kere unutacak?
olacak? Kaç kere yıkıl, kaç kere savuracak? Abi, abi, iyi misin? Ne bu halin abi? Cehennemde yürüdünüz. Gel, gel. Geçmiş olsun kayınço. Gel abi, gel. Gel. Vallahi elinize sağlık hacı. Yalnız bir tane de ben vuraydım. İşimiz var Ahmet. İşimiz var. Serkan. Dur oğlum, öyle olmaz. Başınıza bir iş gelir oğlum. O maskesiz, eldivensiz olmaz. Tamam hacım. Ne var la bu kamyonun arkasında? Biz getirdik de biliyoruz. Ya Ahmet tamam. Yapacağını yaptı. Bitti gitti tamam. Git hadi işine bak hadi. İyi. Hadi iyi sabahlar o zaman. Ne yapacağız bunlarla ya? Oste, sen benim bilmeden bir iş yaptığımı ne zaman gördün? Ama yine de haklısın. Çıkarmayalım. Serkan, şu etiketleri bir söküver oğlum. Yeni bir gün doğuyor. Günaydın. Günaydın. Gireyim artık o zaman. Tabii. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. İyi sabahlar. Ne oldu, bir şey mi oldu? İyi sabahlar. Ne oldu? Bu evi mi seçtin? Daha güzel evler vardı.
Sevdim ben burayı ya. Güzel burası. Ben senden ne isteyeceğime karar verdim. Tabii burada kalmak istiyorsan. Ne istiyorsun? Günaydın. Aymış gerçekten. Kahvaltı yapalım diyeceğim ama vaktimiz yok. Senin çeri çöpü ayıklama vaktin geldi. Bu sefer fareye dönüşüm falan da benim. Hani ayrılmıyorduk buradan? Bana göre hoş. Ailesi olan sensin. Gitmen lazım. Nereye? Kıyafetlerini getirmeye. Ne bunlar? Bunların içinde ne olduğunu soruyorsun yoksa bunlarla ne yapacağını? Ne bunlar? Orası seni hiç ilgilendirmez. Önemli değil yani. Bilmen gerekmiyor. Sen sorgusuz sualsiz benim dediğimi yap, başımız ağrımaz. Yapmazsam? Zorla güzellik olmaz tabii. Senin bileceğin iş. Yapmazsan yapmazsın. Ama yapmazsan ben sana diyeyim, karına da yakın olmaz. Sen bizi boş adam sandın galiba. Öyle mi? Ha? Ama öyle değil işte. Biz oturduk, seni bir güzel araştırdık. Bu çukurunu neden satın almak istedin? Derdin neydi? Güzelce çözdük. Tamam. Tamam ne? Yapacağım. Heh. Güzel. Öyleyse hadi beline kuvvet. Sabah köründe. Hayırdır? Sizlik bir durum yok. Girin içeri, Selahattin Bey'i gönderdi. Baba? Evinize girin. O ne, onu ne yapacaksınız? Girin içeri lütfen. Gel oğlum. İçinde. Niye buraya gömüyorsun? Selahattin Bey'in emri. Ev onunmuş. Ve kabul etsinler ya çıksınlar dedi.
Bacım. He. He. Size. Saklayın bunları. Artık suç ortağımsın İlhan Bey. Gördün bak. Koskoca İlhan Karaca. Parası var, pulu var, her şeyi var. Ama bak ne hale geldi. Kuklaya döndü. İşte Hacı Selahattin adamı böyle mumaş verdi. Hadi gidelim de kahvaltı edelim. Karnım acıktı. Tamam, git artık. Evin önüne geldik neredeyse. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim sana dün gece için. Sayende biraz olsun nefes al. Patlıyordum valla. Patlamazsın, merak etme. Ben bir çaresini bulurum. Firuze. Hep nefesim olur musun böyle?